Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bu bir podcast arkadaşlar ve görselliğin az olduğu, akıcılığın ve konuşmanın bol olduğu bir podcast. Bu tarz uzun konuşmalar çok hoşunuza gitmiyorsa bu video size göre olmayabilir. O yüzden 1-2 dakika dolmadan videodan çıkarsanız daha sonra sizin için özel olarak yapacağım kapsamlı videoda daha çok tatmin olabilirsiniz. Bu videoda herhangi bir yeni kapanma olursa, herhangi bir salgın vesaire Türkiye'yi ele geçirirse neler yapabiliriz? Geçmişteki pandemide ben neler yaşadım, başıma neler geldi? Bir sivilin gözünden anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak 5,5 sene önce pandemi ilk başladığında ben daha yeni evlenmiştim, yeni evlenmiştik. Ve bu biz düğün tarihini alırken de aslında konuşuluyordu bu konular. Temmuz gibi biz düğün tarihini almıştık ve hastalık Avrupa'da ufak ufak Amerika'da bahsedilmeye başlanmıştı. Seneye yapalım demişti aileler düğünü. Sonra bir şekilde dedik biz bunu Aralık'ta bitirelim. Yoksa bir şey olur. Yani ne kadar nişanlılık uzarsa o kadar kötüdür diyerekten. Aralık ayını aldık. Düğün, nikah, evlilik, bütün tarihlerimizi. Ve sonrasında evlendik arkadaşlar. Güzel kısa bir balayı yaptık. Ve o da ne? Yani 3-5 gün belki bir hafta geçmeden kapanmalar başladı. Biz bir dükkan işletiyoruz, bir üretim yapıyoruz. Eşim Seval'de alerjik astım var. Yıllardan beri kronik ilaçlar kullanıyor. Dediler ki kronik hastalıkları olanlar için pandemi öldürücü. Sakın dışarı çıkmayın, camlarınızı açmayın. Eyvallah. Ama şöyle bir problem vardı. Biz memur değildik, biz emekli değildik. Biz dükkanımızı açıp, atölyemizi açıp bir şeyler üretmezsek, bir şeyler satmazsak hayatta kalmamıza imkan yoktu. Birçok insanın da anlamadığı konu buydu aslında. Devletin insanlara dağıttığı biner liralar veya ne bileyim Avrupa'daki yardımlar, her ülkede farklı uygulamalar oldu. Ve şunu gördük. Biz 6 ay eve kapandık. 6 ay cepten yedik. 6 ay dükkan arada sırada açtık. Belki başımıza bir şey gelir ölürüz korkusuyla ama bu pandemi bana öyle bir şey öğretti ki değerli dostum. Öleceksen ölüyorsun. Gerçekten. Yani savaşlar, katliamlar, gasp, işte sokak olayları... Bir şekilde ölüyorsun. Bu kadercilik değil. Ama hayat seni öyle bir sınıra getiriyor ki bir uçurumun kenarındasın ama açsın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün dünya durdu. İnsanların sokağa çıkmaları yasaklandı. İnsanların iş yerlerini açmaları yasaklandı ama kiralar işlemeye devam etti. Faturalar gelmeye devam etti. Evde oturduğun için daha fazla yiyorsun, içiyorsun, daha fazla harcama yapıyorsun. Açık konuşayım, kendimi kötü hissettim. Alkol tüketmek istedim. Ne bileyim. İlk başlar biraz eğlenceliydi aslında. Yani hani böyle adada mahsur kalırsın, fırtına vardır. O işte arkadaşının villasıdır. İşte arkadaşının babasının şarap mahzenini patlatırsın veya yıllanmış viskilerini patlatırsın. 3-5 gün partilersin. Çok gençlik filmleri izliyorduk gençken. Öyle şeyler çok eğlenceli olabilirdi. Ama biz... Toplumun çoğunluğu gibi yoksulduk aslında ve ilk birkaç hafta geçtikten sonra çok da eğlenceli olmadığını anladık bunun. Çünkü sabitin yok, bir şekilde düğünde takılanları yiyorsun, ne bileyim ufak tefek ailelerden erzak yardımları geliyor. Ama bir gün bize dank etti ya, dedik biz ne yapıyoruz? Biz dükkanımıza girer, kepengimizi indirir, belki ışıkları açmaz, belki perde takar, üretmeye devam edebiliriz. Öyle mi öyle? Ve biz bu şekilde dükkanımızı açmaya başladık. Sonra zaten o büyük yasaklar ortadan kalktı ve biz üretmeye başladık tekrardan.
şuraya bağlayacağım. Burada dünya durduruluyor. İnsanların çalışmaları engelleniyor. İnsanlara çalışmadıkları için bazı yerlerde para veriliyor, bazı yerlerde verilmiyor. Ama ekonomi yürümek zorunda. Yani birileri tarlada çalışacak. O tarladan bize sebze meyve gelecek. Ve birileri de bunları para karşılığı takas edecek ki alacak. Çiftçi bir şey üretiyor. Bunu taşıyan tırcı, belki halci bir şey üretiyor. Ama bunu satın alması gereken kişi, ölmemek için alıp yemesi gereken kişi, ben bir şey üretemiyorum. Bir değer koyamıyorum ortaya ve bu beni çok geriyor. Dünya durmadı. Ben dükkanımın kirasını ödemeye devam ettim. Evimin kirasını ödemeye devam ettim. Su faturası, elektrik faturası, işte dolabı doldur, mutfak dolabını. İhtiyaçlar hiç bitmedi. O yüzden tekrar bir pandemi olursa, yani veya savaş çıkarsa, ben eşimle beraber biz anlaşmamızı yaptık kendi aramızda. Şehirlere bombalar yağarsa her gece biz durmadan seramik yapacağız. Şehirlere bombalar yağarken her yere ben yine video yapacağım. Kusura bakmasın kimse. İnternetim kesilse dahi bir şekilde telsiz frekansları üzerinden belki iletim yapmayı, size ulaşmanın bir yolunu bulurum. Belki Morse'la iletişime geçeriz. Belki öyle bir durumda korsan radyo kurarım. AM, FM. Bilmiyorum. Ama bir şekilde yaşamaya, hayatta kalmaya devam etmek zorundayız dostlar. Sonra şunu düşündüm. Geçen bir video yapmıştım. Takasla alakalı, hatırlarsınız belki. Çok kıymetli olabileceğini düşündüğüm bazı araç gereçlerden bahsettim. Hatta ben hep diyorum, lütfen yorumlarda benimle irtibat kurun, istişare edelim. Ben bazı şeyleri eksik anlatabilirim. Veya benim çok önemli gördüğüm bir şey sizin için önemsiz. Sizin çok önemli gördüğünüz bir şey ise benim gözümden tamamen kaçmış olabilir. Mesela ne demiştik o zaman? Kadın pedi olsun, işte temizlik malzemeleri. Çok detaya girmemiştim temizlik malzemelerinde. Davut beni uyarmıştı mesela. Abi diş fırçası, diş macunu, temizlik ürünleri falan demişti. Bunlar aslında son kullanma tarihi çok geçerli olmayan ürünler. Bir orkit mesela. Yani şu an parasal değer felsefesini ya da ideolojisini, ideyasını düşünün. Para aslında bir takas malzemesi değil mi? Bugün atıyorum şu bir değer. Bunu benim doğru bir takas malzemesi olarak kullanabilmem için bu uzaktan kumandanın değerli olduğuna inanan bir videocu, fotoğrafçıyla ben bunu takas edebilirim. Böyle bir durumda kalınmaması için zaten para icat edilmiş. Diyelim bende bir kilo bulgur var, ben bunu verip bir şey almak istiyorum. Gittim pazara, kimse bir kilo bulguru bir değer olarak almıyor. Çünkü orada mesela bulgur yenmiyor. Ama orkid bütün aileler için bir aslında yaşamsal değeri olacak bir ürün. Diş fırçası, diş macunu, işte saf alkol, ilk yardım malzemeleri, kuru gıdalar, bakliyatlar, alkol, işte içkiler yani mesela. Şimdi bunlar hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek ürünler. Ben şu an söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değil. İmkanım olsa yapacağım şeyi söyleyeyim size. Bazı ürünleri ben paraymışçasına stoklarım. Gerçekten. Yeni bir pandemi geliyorsa, yeni bir kapanma geliyorsa benim bunu yapmam lazım. İşte 10 paket, 20 paket orkid koy kenara. Akmaz, kokmaz, bozulmaz. Kullandıkça yenisini koy abi. Kullandıkça yenisini koy. Çünkü değer kaybetmeyecek, aksine değer kazanacak bir ürün. Altın gibi. Ama 10 paket orkidi şu an satın alabileceğim bir meblağı köşeye koyduğumda Türk lirası olarak bu meblağ günden güne eriyecek. Atıyorum kuru bakliyat, bulgur, pirinç, ne bileyim kuru fasulye, nohut.
al bunları işte bir buçuk kiloluk kavanozlara koy, defne yaprağını koy üstüne, kurtlanmaz, böcüklenmez, tamam mı? Vakumla ya da işte ne diyeyim, ağzına poşet geçirip kafasını vidala. Abi akmaz, kokmaz, bozulmaz ya. Çünkü cebinde tuttuğun para her gün değer kaybediyor ve sen o parayla iki ay sonra ne alabileceğinin bilmiyorsun. Garantisi yok. Yani ben şu an imkanım olsa rahat 20-30 belki 50 bin lira bu tarz ürünlere gömerim. Bu benim garantim olur. Tabii normalde yurt dışı videoları izlediğinizde hep şeyi söylerler. Ben tabii ilk beyaz yakalı olarak iş dünyasına da atıldığımda hep şey derlerdi. 6 ay işsiz kaldığında bütün ödemelerini yapabileceğin bir meblağın köşede olsun. 6 ay işsiz kaldığımda aylık 30 bin liradan çarp, abi muazzam para çıkıyor. Bunu yapamazsın. Ama 6 ay bir şekilde çalışmadığında gıdanı köşeye koyabilirsin. Evet, peynir koyamayabilirsin. Bozulan bir ürün. Bozulmayacak bizim yerli bazı peynirlerimiz var. Bunlardan alabilirsin. İşte derin dondurucun, buzdolabın varsa belirli miktarlarda şey alabilirsin. Kıyma, et, antrikot alabilirsin. Ya burada şöyle bir şey söylemek istiyorum abi. Nazım Hikmet'in şiiri gelir böyle durumlarda hep aklıma. Biz hep üşeniyoruz, tamam mı? İşte ya ben bakliyat aldım, bunu haşlayayım, buzluğa kolay pişirilebilir şekilde istifleyeyim. Buna üşeniyoruz. Diyoruz ki ya biz yiyeceğimiz zaman pişirelim. Veya diyoruz ki böyle pazara çıkmayalım, marketten alalım. Evet, ben de üşeniyorum. Gerçekten üşeniyorum. Ama Nazım Usta'nın dediği gibi sincap gibi yaşayacaksın bu hayatı. İşin, gücün yaşamak olacak. Biz şey olarak, insan olarak Instagram'da takılmak, film izlemek için gelmedik bu dünyaya. Ben hatırlıyorum, benim okula gittiğim dönemde babam beni kaldırırdı, okula gönderirdi. İşte biraz gazetesini okur, biraz bahçeyle ilgilenir. Annem de aynı şekilde. Bütün işleri, güçleri evle ilgilenmek, benle ilgilenmekti. Kendilerini yaşamaya adamışlardı. Yani ben kendimi bildim bileli, benim ailem emekliydi. Geç doğmuşum ben. Senin de kardeşim, işin, gücün yaşamak olacak. Yani bu şey anlamında değil, hiç mi bilgisayarda bir şeyler okumayalım, kitap okumayalım? Hayır, onlar ayrı. Nefsani şeyler, senin zevk için hedonist şeyler mesela, nasıl söyleyeyim, senin dopamini tetikleyen şeyler. Bunları minimuma indirmen gerekiyor hayatta kalmak için. Şuraya toparlayacağım. Ben olsam, imkanım olsa, şu an 6 ay, 1 senelik beni idare edecek temel tüketim malzemelerimi stoklardım. Bir devalüasyon geliyor ciddi anlamda ve bizim böyle ağlayıp ya ben bunu hak etmemiştim, ben ne yaşıyorum diyecek bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Senin yok kardeşim. Bu sayfayı, bu YouTube'u bulduysan, bir şekilde beni dinliyorsan, ben bunu hak etmedim, bu ülke bunu hak etmedi deyip ağlayıp zırlayacak şeyin yok, hakkın yok. Sen kardeşim geri kalmış bir toplumun çocuğusun. Anladın mı? Üç dilde küfretmeyi öğreneceksin. Demiş ya şair. Tam ezbere bilmiyorum, kusuruma bakmayın. Bazı notlar aldım. Bunları aktarayım. Bu podcast'i de burada bitirelim yavaştan. Gıda ve su stoklamak. Gelecek günler için bunu yapmamız gerekiyor. Uzun ömürlü gıdalar, konserve, kurtulmuş yiyecekler, baklagiller, pirinç, makarna gibi uzun süre dayanabilen gıdaları stoklayın. Aynı zamanda kuru yemişler. Bunların olabiliyorsa mesela Anadolu'nun köylerinde veya yaşadığınız şehrin kırsalında gerçekten temiz ürettiğine inandığınız insanlar varsa onlardan da alıp stoklayabilirsiniz. Natürel üretilen bazı gıdalar fabrikasyon olanlara göre daha az dayanabilir ama uygun saklama yöntemleri var. Bu kanalda da bunları bilen insanları konuk edeceğiz ilerleyen süreçte. Su stoğu arkadaşlar,
Bunu sadece içme suyu olarak düşünmeyin. İçme suyu sularının 5 litrelik pet şişelerin 10 litrelik ya da bir yıl son kullanma tarihi var. Yine işte içine ozon mozon bir şeyler basıyorlar, vakumluyorlar. Buna rağmen bir sene dayanıyor. Belki 20 tane, 30 tane, bütçenize göre 50 tane 5 litrelik su alıp köşeye koyup bunu normal günlük rutininizde her hafta işte 2 tanesini eritip yeni 2 tane koyarak böyle bir depo döngüsüne sokabilirsiniz. Bunun 50 tanesini de bir anda almana gerek yok. 5 al, 2 tüket, 6 al, 3 tüket. Sürekli tükettiğinden daha fazlasını alarak hem stoğunu büyütür hem de susuz kalma durumunda, parasız kalma durumunda temiz suya ulaşabilirsin. Su arıtma cihazı mesela, ev ve iş yeri tipi olacak şekilde şehir suyunda oluşabilecek herhangi bir kirlilikte yemeğini yapabilmek için temiz suya sahip olursun. Bugün çeşitli yapı marketlerde çok uygun fiyatlara giriş seviye su arıtma cihazları var. Bunlardan alabilirsin. İki numaraya geldik. Burası kritik bir konu. Burada söylediklerime çok dikkat etmem gerekiyor. İlaç ve tıbbi malzeme stoklamak. Bunu şöyle düşünün. Stoktan kasıt piyasanın dengesini değiştirecek bir stoklama temin etme değil. Sizin herhangi bir hastalık gibi durumlukta sizi hayata bağlayacak kadar. Nedir bunlar? Mesela klasik boğaz yolu enfeksiyonunda kullanılan belki bazı antibiyotikler, belki ateş düşürücü, ağrı kesiciler. Bende sinüzit var mesela, burun spreyim var, sinüzitlerimi açan öyle bir sprey. Ne bileyim ne olabilir? Bazı kaşıntı kremleri olabilir. Sudan veya gıdadan zehirlendiğinizde kullandığınız yine bazı ilaçlar olabilir. Bunları stoklamak lazım ama nasıl? İşte geldik yasal uyarı kısmına. Şu şekilde arkadaşlar. Sağlık ocağınıza gidin. Sizin aile hekiminize randevunuzu alın, oturun karşısına. Hocam böyle böyle. Ben yedekte her zaman bir iki kutu ilacım olsun istiyorum. Bana şu şu gibi durumlarda işte evden çıkamayacak olurum, işte kapanma olur, muayene olmaya gelemem. Bana bu ilaçlardan hangilerini tavsiye edersiniz? Bana köşeye koymam için birkaç tane ilaç yazabilir misiniz deyin. Ben daha önce gittim yazdırdım. Tamamen onların tavsiyesiyle. Benim hatta burada doktorum beni çok iyi tanır ve benim hastalığıma hangi antibiyotik iyi geliyorsa onları yazıyor. Ben olsam böyle yaparım abi, yazdırırım. Bazı temel ağrı kesiciler var, reçetesiz satılan. Siz yine reçete ettirin bunları. Basit ağrı kesicilerden alın ve köşeye koyun. İlaç kısmı bu. Tıbbi malzeme kısmı şu. İlk yardım kitleri, eldivenler, maske, dezenfektan, antiseptik malzemeler bulundurun. Bunu da yine aile hekimiyle danışarak, umuyorum muhabbet hoş biridir. O kişiye danışarak yazdırın abi. Sonra vitaminler, mesela bağışıklık sistemini destekleyecek vitamin ve takviyeleri de doktoruna yazdırabilirsin. Bu iyi olacaktır. C vitamini olsun, ne bileyim bazı D vitaminleri gerçekten çok hızlı hastalıktan kurtulmana vesile oluyor. Geçtik üçüncü maddeye, hijyen ve temizlik ürünleri arkadaşlar. Dediğim gibi para durduğu yerde çok fazla değer kaybediyor. Mesela kişisel hijyen ürünleri, kişisel konuşamadım. Sabun, şampuan, diş macunu, tuvalet kağıdı, temel hijyen ürünlerini yeterli miktarda bulundurun. Ben bazı arkadaşlarımın evine gidiyorum. Böyle yatak odalarına falan giriyorum. Böyle dolabın üstü tuvalet kağıtları, kağıt havlular dolu. İndirim yakaladıkça yapıştırmışlar açıkçası.
siz de yapıştırabilirsiniz. Yarın tekrardan bunların ultra zamlanmayacağı ne malum. Kendi ihtiyacınız için stokladığınız sürece bir problem yok. Yani bir tekel oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Onun dışında ne var? Dezenfektanlar mesela, yüzey temizleyiciler, sirkeler, limon ekstratları. Bilmiyorum, bunu salladım, böyle bir şey olmayabilir. Limon da çok iyi bir dezenfektan. Veya %99.9'luk izopropil alkoller var. Bunlar da çok sağlam dezenfektandır. Ayrıca maske ve eldiven. Peki, geldik dördüncü maddeye. Yaz olabilir, kış olabilir, böyle bir kapanma. Enerjiyi ve ısı kaynaklarını nasıl çözeceğiz? Buna nasıl sahip olacağız? Herkes burada ya güneş enerjileri, güneş panelleri falan. Abi Antalya'da veya Afyon'da oturuyorsanız, neden Afyon örneğini verdim? Türkiye'nin en çok güneş gören şehri Afyon'muş. Yani dünyanın Türkiye'nin aslında seracılığa en uygun şehri Afyon. Ama kışın çok soğuk olduğu için seralar patlayabiliyor. O yüzden Antalya seralar cenneti. Eğer bu şehirlerde yaşamıyorsanız güneş enerjisi her daim muhteşem bir çözüm değil ve 20-25 senede kendini amorti ediyor. Bunun yerine benim takip ettiğim Amerikalı hazırlıkçılar her zaman jeneratörleri tavsiye ediyor. Belirli markalar var abi. Ben bunları şu an bir şey tavsiye edemiyorum. Satın alabilecek bir durumda değilim. Bir şey söyleyemem. Takip edin abi. Bir tane gerçekten Alaska'ya yakın bir tane prepper hazırlıkçının videosunu izledim. Adam şöyle bir kafa yapısına sahip. Kurmuş abi 2-3 tane jeneratörünü. Pillerini koymuş. Her gün jeneratörleri belirli zamanlarda kısa kısa çalıştırıyor. Hızlıca jeneratör şeyi şarj ediyor o pilleri. Sonra o pilleri direkt eve elektrik vermek için kullanıyor. Bu ankerin falan bavul tipinde pilleri var. Öyle bir şey alıp iki tane jeneratör, benzin temin edebilirsiniz bir şekilde ya da dizel yakıt veya bunların tüplüleri var arkadaşlar. Bu şekilde elektrik ihtiyacınızı giderebilirsiniz veya büyük elektrik kesintileri olmayabilir ama ne olur ne olmaz imkanı olan için. Şarj cihazları böyle durumlarda, böyle bir kapanma olduğunda kendinizi de cihazları da koruma moduna almanız gerekir. Yani mesela ben bugün bir tatbikata gittim. Kaybolan bir şahsı canlandırıyordum. Ve ne zaman bulunacağım belli değildi. Çok internete girmeyeyim, takılmayayım, etmeyeyim diye telefonu çok basit haliyle pil koruma moduna aldım. Telefonda takılırken çok şarj gitmediği gibi telefon beklemedeyken de çok şarj gitmedi. Beni buldular, alkış kıyamet, fotoğraflar çekindi. Pil koruma modundan bir çıkarttım telefonu. Aman Allah'ım, böyle bir pil yeme durumu yok yani. Sürekli arka planda uygulamalar güncelleme alıyor, bir şeyler çekiyor. Cep telefonuna dahil olmak üzere bütün elektrik, enerji tüketen uygulamaları minimuma düşürüp enerjiyi depolamanın yollarını bulmanız lazım. Benim burada 1 kW'lık güç kaynağım var mesela. Dolabımda bir sürü pillerim, powerbanklerim var. Bunlar çok çok lazım olacaktır bu tarz olağanüstü durumlarda. Isı kaynakları arkadaşlar. Alternatif ısı kaynaklarını, ısıtıcıları bir şekilde çözmeniz gerekiyor. O yoksa bu, bu yoksa şu. Şimdi benim dükkanda 3 tane ısınma yöntemim var. Bir, elektrikli klima, elektrikli UFO, elektrikli fan, elektrikli kuars soba. Bunun dışında doğalgaz yok benim dükkanda. Şey var, bildiğin kuzine soba var. Ve bunu aslında 3-4 haftada yakacak kadar odunum, kömürüm ve kağıt küreğim var mesela depomda. Evimde aynı şekilde elektrikle beni ısıtabilecek tertibatım var. Doğalgazla beni ısırtabilecek bir tertibatım var. Bunun dışında yok. Ha bir de küçük tüpe takılabilir piknik ısıtıcım var ama o kapalı ortamda çok tehlikeli. Belki bir katalitik soba almalıyım.
Ama bu tarz bir kapanma durumu olduğunda bütçe dostu bir şey tercih etmek önemli olacaktır. Bir de psikolojik olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Beşinci madde. Uzun süreli kapanmalar, insan temasında bulunamama durumlarında şu gelecektir başınıza. Yavaş yavaş akıl sağlığınız gidebilir. Tek kapanmış, çift kapanmış veya aileyle kapanmış olabilirsiniz. Beraber yapacağınız bazı etkinlikler bulmanız gerekiyor. İşte okuma saatleri yapmalısınız, kağıt oynamalısınız, bilgisayar oyunları oynamalısınız, belki yemeği beraber yapmalı falan. Bu savaş durumunda, sığınakta kaldığınız durumda da geçerli. Sosyal bağlantılar diyor. Ben uzaktan iletişim kurmakla alakalı problem yaşıyorum. Yani hayatımda çok insanla görüntülü görüşmem. Hatta hiç görüşmem. Çok nadirdir. Çok yakın dostlarım görüntülü aradığında şüphelenirim. Ne oluyor lan falan diye. Ama sosyal bağlantıları da yerinde tutmayı çok öneriyorlar. Bilgi ve eğitim diyor. İlk yardım bilgisi herhangi bir kapanmada çok işinize yarayacaktır. Bilgi toplama mesela, bilgiye, doğru bilgiye ulaşma. O yüzden haber kaynaklarından temiz, dezenformasyona uğramamış bilgiyi temin edebilmeniz gerekiyor. Bir de topluluk bağlarınızın güçlü olması gerekiyor. Bunların hepsinin 6. madde içerisinde. Şöyle ki biz yeni nesil şehir hayatında aslında hiçbir komşumuzu tanımıyoruz, hiçbiriyle bağlantımız yok. Kapımızı biri çarıp tuz istese, lan bu gaspçı mı deyip ateş edebilecek tiplere dönüştük. İnsanlarla bu tarz bir pandemiyi beklemeden tanışın arkadaşlar, kaynaşın. Bir kapıyı çalın, merhaba, böyle böyle ben buradayım, buraya taşındım. Nasılsın, iyi misin? Bakın size yemin ediyorum, ben bu muhitte 7 senedir yaşıyorum. En böyle somurtkanından tutun, en böyle kavadayısına, abi herkese selam veriyorum. Manyak gibi. Böyle bakıyorum abi gözünün içine, bakıyor. Sonra gülümsüyorum piç gibi. Merhaba falan yapıyorum. Bir süre sonra şu oluyor. Onlar da selam vermeye başlıyor. En somurtkan adam böyle yürüyor. Tanguç nasılsın falan yapıyor. Neyse ki videoyu buraya kadar kimse izlemeyecek. Etrafınıza neşe saçın. İnsanlara verebilecek paranız, ne bileyim, belki gıdanız olmayabilir ama mutluluğunuz vardır. İnsanların da en çok ihtiyacı olan şey bu. Şu güzel gülücük bütün kapıları açar arkadaşlar. Umuyorum sizin için dinlemesi keyifli bir podcast olmuştur. Anlatılacak çok şey var ama bugünlük burada bırakalım. Bizim aslında The Zombie Podcast, bütün konseptimiz podcast ama bundan sonra 2 günde bir içerik üretmeye çalışacağım. Biri üzerine çalışılmış, ara görüntüler, insertler, patlamalar, çatlamalar olan videolar. İşte bir tane böyle relax konuşmalı bir podcast. Bir de canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Geri dönüşleriniz benim için önemli. Buraya kadar izleyenler lütfen yorumda bunu belirsin. Bu podcast'i bir beraber değerlendirelim. İyi olan yerler, kötü olan yerler. Abi uzattın, abi iyiydi böyle, abi daha hızlı konuş, abi çok karanlık, aydınlık yap gibi bütün pozitif veya negatif geri dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.